Bu hamilelikteki bulantı kusmaların en büyük suçlusu sanki görünürde BTCG. İşte BTCG yükseliyor özellikle gebeliğin ilk 3 ayında. Bulantı kusmalar da gebeliğin ilk 3 ayında oluyor. O zaman bunun suçlusu BTCG gibi bir mantıksal çıkarsama yapıyoruz. Ama bana bu mantık çok uymuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü gebelik inanılmaz bir adaptasyon yeteneğiyle devam eden bir süreç. Ne oluyor? Yumruk kadar rahim 800 kat büyüyor. İşte kan daha fazla sulanıyor. Bağırsakların geçirgenliği artıyor. Akciğerin kapasitesi artıyor. İşin en ilginç tarafı embriyo anne bedeni için yabancı bir madde, yabancı bir cisim. Normalde bedenin bunu atması lazım. Çünkü yabancı cisimleri atmaya yönelik bir program var. Ama ne oluyor? Tam tersi, immün sistem zayıflıyor. Gebeliği koruyacak şekilde bir mekanizma gelişiyor. Şimdi bütün bunlar olurken bu beden BTCG'nin yükselmesine adapte olamayacak ve bütün bunlardan suçlu bir hormon olacak. Bu çok mantıklı gelmiyor. Ama gerçekten de oluyor bu bulantı kusmalar. O zaman bunu nasıl izah edeceğiz? İşte burada gene zihin beden bütünlüğünde kadına ve sürece yaklaşmamız lazım arkadaşlar. İşte burada olayı zihin beden bütünlüğünde değerlendirmek lazım. Her fırsatta söylüyorum ya, eğer bedenin içsel çatışmaları varsa, süreçle ilgili kaygıları, endişeleri varsa, yani bedenin adaptasyon yeteneğini sömürecek bir stres faktörü varsa, o zaman beden bir şeylere adapte olamaz. Gebeliğin o ilk 3 ayındaki yükselen BTCG'ye de adapte olamayıp en alışık bir şekilde kendisini ifade edebilir. En alışık şekil ne? Herkes gebelikte bulantı kusmaları var. Beden der ki ya tamam, ben de bulantı kusmayla kendimi ifade edebilirim. Şimdi bu kendini ifade etmeyi ve stres faktörlerinin bu yeteneği sömürmesini biraz açmak istiyorum arkadaşlar. Nedir bu stres faktörleri? Hani çoğu insan der ki ya tamam işte günümüzde hep stresliyiz zaten. Bu öyle bir şey değil benim demek istediğim. Bu stres faktörlerini biraz açmak istiyorum arkadaşlar. Hani böyle günlük hayatta ne ya işte stresliyiz deyip gelip geçeceğimiz bir faktör değil. Çok daha derinlerde bedenimizin enerjisini sömüren, yani çok derinlerde yazılı bir takım kaygılar, endişeler, kendimizle ilgili negatif hipnozlara bağlı algıların ortaya çıkardığı bir takım sıkıntılar. Mesela kadının kadınlıkla ilgili çatışmaları varsa, anne olmakla ilgili korkuları varsa, doğumla ilgili endişeleri varsa, bu bebekleri acaba emzirebilecek miyim diye düşünceleri varsa, tüm bunlar gebelik sürecini daha keyifsiz hale getiriyor. Ve hani bir de dedik ya, bedenin kendini ifade etme şekli. Şimdi çok derinlerde bu tür kaygılar, çoğu zaman farkında bile olmadığımız şeyler veya farkında olsak da ifade edemediğimiz korkular. Yani bir kadın işte ya ben acaba iyi anne olacak mıyım diye bir şey söylese birilerine, herkes ya canım herkes olduysa sen de olup deyip geçecektir. Bunu diyemez, dese de karşılığını bulamayacağını bilir ve bu korku bedenin içinde çatışma oluşturduğunda beden kendisini ifade etmek ister. Yani ben varım, benle ilgilenin. Bir taraf der ki güven demeyeyim acaba. Bunun arayışıyla da beden semptom üretir. Ve gebelikte en kabul edilebilir semptom bulantı ve kusmalardır. Neden? Çoğu gebe %70-80 bulanır, kusar ve böyle olduğunda çevre işte ona hizmet eder, ayağına yemeğini getirir, mutfağa sokmaz. Bir taraftan sekonder kazançtır bu beden için. Bir taraftan da evet ya tamam yanımda birileri varın güvencesidir. Onun için bu çerçevede bulantı kusmaları değerlendirmek ve eğer yapılan tıbbi tedavilerle sonuç alamıyorsak muhakkak zihin beden bütünlüğünde zihinsel iyileşme teknikleriyle çalışmak lazım arkadaşlar. Neden? 3 ay sonra belki geçecek bulantı kusmalar ama içsel çatışmalarınız devam edecek. Bu sıkıntılar başka bir şeye evrilecek. Eğer gebeliğin ilk aylarında ortaya çıkan bu sorunları görmezden gelip çözmezsek, genellikle 3 ay sonra beden yavaş yavaş adapte oluyor, bu sıkıntılar geçiyor ama iç çatışmalar başka sıkıntılara evriliyor.
İşte doğum korkuları olabiliyor, loğusalık depresyonu olabiliyor, gebelikte yaşadığınız sıkıntılar çok daha fazla olabiliyor. İşte bu bulantı kusmaların altında başka şeyler yatar, stres faktörleri falan dedik ya, bu konuda anlaştık ya. Ama bunu anlıyor olmamız, biliyor olmamız sorunu çözmeyecek. Sorunun nedenini öğrendikten sonra çözüm odaklı hareket etmek zorundayız arkadaş. Bununla ilgili birçok çalışma var. Özellikle zihinsel iyileşme tekniklerinin kullanıldığı online eğitimler var, kitaplar var. Lütfen bununla ilgili gayret gösteriniz ki gebeliğiniz, doğumunuz neşeli bir yolculuğa dönsün inşallah. Sevgiyle kalın.